Değerli izleyiciler, bugün konuğumuz hepinizin tanıdığı, bildiği, son yıllarda ekranlarda çokça gördüğünüz Rezan Epözdemir. Ancak siz onu yeni tanıyorsunuz, daha doğrusu televizyondaki tartışmalardan tanıyorsunuz. Ben onu genç bir avukat olarak çok önemli bir davada mağdurların avukatlığını bilabeden üstlendiği günlerden tanıyorum. Çok önemli dava dediğimiz dava, Cem Gariboğlu'nun Karabulut ailesinin üzerine bir karabulut gibi çöktüğü davadan. Münevver Karabulut cinayetinin davasında mağdurların avukatlığını bilabeden üstlenmişti. Çünkü bir önceki avukatları baskılara dayanamayarak davadan çekilmişti. Ve o günlerde Rezan'ın bu davayı üstlendi. Sonuna kadar takip etti. Davanın karara bağlanmasında da mahkumiyetle sonuçlanmasında sanık açısından çok önemli katkısı vardı. Biz de o zaman Habertürk gazetesini yeni kurmuştuk ve bu cinayeti yakından takip ediyorduk. Çünkü belki hatırlayanlar, belki hatırlamayanlar vardır. Sanık yani Münevver Karabulut'u öldürdükten sonra testereyle parçalayarak bir bavulla bir çöp bidonuna atan sanık Cem Gariboğlu firariydi. Cinayetten sonra sırra kadem bastı, ailesi tarafından kaçırıldı ve oldukça varlıklı olan aile çocuğu yurt dışına götürdüğü iddiaları vardı. Ve İstanbul Emniyeti de üzerine düşen vazifeyi yeterince yapmıyordu o günlerde. Fakat biz Habertürk gazetesi olarak üstüne baskı kurduk, baskı kurduk, baskı kurduk ve sonunda 197. günde İstanbul Emniyet Müdürü'nün değişmesi sonrasında sanık yakalandı ve ardından bütün kamuoyunu yakından takip ettiği bir dava süreci başladı. Bu süreçte Rezan Epözdemir'in çok önemli katkısı oldu. Daha sonra bu çok konuşuldu. Üzerinden yıllar geçti, hemen hemen 13 yıl geçti ve şimdi bir kez daha bu mesele gündemde ve biz yine Rezan Epözdemir'le bu konuyu ele alacağız. Evet Rezan'cığım, istersen davayı bir baştan hatırlatalım çünkü bu dava görüldüğünde 7 yaşında olanlar şimdi 20 yaşında oldular ve toplum hafızasını biliyoruz genelde zayıf. Sen birkaç gün önce Habertürk gazetesinde bir röportaj, internet sitesinde bir röportaj verdin ve süreci biraz özetledin, tekrar hatırlattın ama nasıl başladı? Çünkü biliyoruz ki Cem Gariboğlu, Münevver Karabulut'u, ile beraber ailesinin villasına gidiyor Bahçeşehir'deki ve daha sonra niye olduğunu hala bilmediğimiz bir nedenle kızı öldürüyor. Daha sonra cesedini bir testereyle parçalara ayırıyor ve sonra bu parçaları bir bavula koyarak olay yerine yaklaşık 40 kilometre uzakta Etiler'deki bir çöp bidonuna anneannesinin evinin yakınında galiba bir çöp bidonuna atıyor. Sonra da gayet soğukkanlı bir şekilde gidip bir yerden içki alıyor. Hatta oradaki tekel bayiyle tartışıyor falan gibi şeyler hatırlıyorum ben o günden. Sen olayı çok da bize bir olayı tekrar bir anlatır mısın? Şimdi öncelikle Münevver Karabulut ve Cem Gariboğlu süreciyle alakalı böyle yani kamuoyunda tabii fakir kız zengin çocuk hikayesi prim yaptığı için orada temel bir yanılgı var. Evet bu cani diyeceğim çünkü hunharca ve vahşice katletmiş Münevver Karabulut'u ekonomik koşulları çok iyi olan, sosyoekonomik durumu iyi olan nüfuslu bir aileden geliyor ama. Türkiye'nin zengin aileden bir tanesi. Ama etki alanı da yüksek çok olan. Ama Münevver Karabulut da Kanada'da dil eğitimi almış. Aynı okula gidebiliyor Cem Gariboğlu'yla. Bu ders saadet başta olmak üzere Galata Köprüsü'nün altındaki birçok restoran dayılarının. Dayıları Amerika'da yılın 6 ayı yaşıyor. Orada da iş yerleri yani var. Sefahet içerisinde bir aile değil sonuçta. Orta halli bir aile. Yani orta hallinin bir belki tık üstü bir aile. Ama kamuoyunda çizildiği gibi bir fakir. İktisadi koşulları kötü bir aile değil. Bunu niye vurguluyorum? Zengin çocuğa yamanmaya çalışan fakir kızı değil. Bu, evet bu bir. Daha önemlisi şundan vurguluyorum. Enver'in cinayet sonrası yaşadığı travma nedeniyle yurt dışına gitmesini. Kardeşi Enver Karabulut'un. Acaba aileden bir menfaat temini mi oldu şeklinde böyle bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Bir nedensellik bağı kuruluyor. Bu yanlış yani. Yani bu garip aile, ailesinden. Evet şimdi. Nasıl hemen madem gitti yurt dışına kaçırıldı, menfaat temini var, onun karşılığında da Enver Amerika'ya gitti. Hayır, yani düşünün ki kız kardeşi hunharca, vahşice katledilmiş, 29 bıçak kesisi, 5'i münferiden öldürücü, ölmeden önce testere kullanılmış, yaşarken kafası bedeninden ayrılmış, insanın o insan olma öyle mi o ya? Öyle adet raporuna göre, insanın insan olma vasfına aykırı, bileklerinde çizikler, boynunda ters ve böyle bir cinayet ve sizin
Hayatınızda en kıymet verdiğiniz kardeşiniz, ikiziniz böylesine katledilmiş. Siz artık bir genç olarak Türkiye'de yaşamak istememeniz çok normal değil mi? Hazır dayılarınız da oradayken ve sizin de böyle bir özel hukukunuz varken onların yanına gidiyorsunuz ve üniversite tahsilinizi orada yapıyorsunuz. Bütün bunları geride bırakabilmek adına. Çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor. Bir enkaz var. Duvar yıkıldı. Altında Nagihan Karabulut, Süreyya Karabulut ve Enver Karabulut kaldı. En çok da onların geleceği, umutları kaldı. En çok da aileler öldü burada. Bunu bile şeye bağlayan bir patolojik bakış açısı var. Efendim bu cezaevinden kaçtı. Buna karşılık olarak Enver'e para verildi. Cezaevinden kaçtı yani bu ölmedi, intihar etmedi. Sosyal medya yorumlarına bakıyorum. Bu intihar etmedi, kaçtı, kaçırıldı. Enver Karabulut'a bir menfaat temini söz konusu oldu. O da yurt dışına kaçtı. Yani bu kötü niyetli ve mesnetsiz bir yaklaşım. O yüzden vurguluyorum. Aynı okulda okuyorlar. Olay günü Cem Gariboğlu sizin programınızda ilk defa Türkiye kamuoyuna bizim ispatladığımız üzere testereyi önceden bir yapım yani arşetten... Cinayetten önce testere. Kazayla öldürme, anı bir tasarlayarak önceden öldürmüş. Görüntülerde bir tek sizde vardı ilk defa da. Evet, siz yayınladınız. Yine koyacağız. Evet, evet vardı. Cinayetten önce gidiyor bir yapı marketten testere alıyor. Geliyor. Testereyi eve bırakıyor. Korsan taksiyle gidip maktule Münevver Karabulut evinden alıyor. Ondan sonra saat 15.00'da Villano 13'ün önüne geliyor. 15.00'da Münevver Karabulut evin önünde. Kendisi evin arkasına gidiyor. Ne hikmetse o kameralar kırık. Evin içine giriyor. Maktule Münevver Karabulut'u içeri alıyor. İçeri aldıktan sonra da 18.46'da vücudu cenin pozisyonunda valizde, bedeninden ayrılmış olan kafası gitar kılıfında olacak şekilde 18.46'da araca biniyor. Yine korsan taksi. Tam 35 kilometre mesafedeki babaannesinin önündeki çöp konteynerine gidiyor ve Maktule'yi orada çöp konteynerine bırakıyor. Sonrasında da işte bir AVM adını söylemek belki uygun olmayabilir. Etiler Akmerkez'e gidiyor. Etiler olduğu için Akmerkez'de arkadaşlar bir kahve içiyor. Olay günü de bunu da biz o zaman sizinle konuşmuştuk. Bir şeye gidiyor. 17 yaşında sosyalleşme sürecini tamamlamamış, toplumu değer yargılarının bilincine varamamış bir cani, bir büfeye gidiyor. Burgaz rakı ve meyir rakı nasıl satılmaz bizim? Çünkü o sırada onların markası var. Bizim alkol ürünlerimiz, rakılarımız nasıl satılmaz diye genel müdürünü arayıp ondan rapor istiyor. Dolayısıyla böyle şımartılarak büyümüş, toplumun değer yargılarının bilincine varamamış, sosyalleşme sürecini tamamlamamış bir cani. Sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi arkadaşlarıyla kahve içiyor. Ne hikmetse bir işte çöp toplayıcı, onu daha sonra bulduk, gönlünü aldık, biraz yardımcı olduk, şükranlarımızı sunduk. O da bu sürecin kahramanlarındandır aslında. Çöpleri karıştırırken gitar kılıfı içerisinde Maktule'nin kafasını, valizin içerisinde de bedenini buluyor. Bulunca polise haber veriliyor. Etilerde çöp konteynerin içinde ve ceset öyle tespit ediliyor. Yok. Aksi halde belki ailenin defnedebileceği bugün... Belki kamyon olacak, onu boşaltacak ve gidecek. Bolu Mengen'de defnedebileceği bir ceset bile olmayacaktı. Nasıl büyük bir travma, tahayyül edebiliyor musunuz? Yani ne kadar acı bir durum yani. Yani bir empati kültürümüzü geliştirirsek kamuoyu olarak anlayamıyoruz, anlamlandıramıyoruz. Bu tür şeyleri çok çabuk tüketiyoruz ve yani çok fütursuzca eleştirebiliyoruz. Bir de insanlara empati kültürümüzü geliştirip onların penceresinden baksak. Velhasıl o ceset bulunuyor. O çöp temizleyicisi kardeşimiz tarafından polise haber veriliyor. Polis tabi o gün içerisindeki görüşmelerine bakıyor. Baktıktan sonra en son Cem Gariboğlu'nun evine gitmiş olduğunu tespit ediyor. Evin önüne doğru tam gidiyor. Belki bu yayında ilk defa duyulacak hususlar. Bir araç, gri renkli Megane marka bir araca yol veriyor, gri renkli. Aracın içerisinde Mehmet Nida Gariboğlu ile Cem Gariboğlu var. Yakalamaya gittiği faillere polis yol veriyor. Yol veriyor. Böyle bir bilerek mi bilmeyerek mi? O hiç anlaşılmaz. Onu bilemiyoruz ama yani en kötü ihtimalle bu bir skandaldır, ihmaldir. Önce etrafını çevirirsiniz olay yerinin. Çevirirsiniz, kimseyi almazsınız. Siz cinayet mahallinden bir aracın geçişine yol veriyorsunuz ve yakalamaya gittiğiniz failler onlar. Eve geliyor, evin içi kan gölü. 3 katlı bir villa fakat yani temizlemekle o kanlar çünkü düşünün. Polis eve geldiğinde kan var mı hala? Var. Temizlenmiş kan var. Anne Tülay Makbule Gariboğlu kanları temizlemiş, testereyi saklamış ama... Polis geldiğinde var yani silinmiş kanlar var. Çünkü düşünün kafasını bedeninden ayırıyorsunuz. 29 bıçak kesisi var. Ve kan gölüne dönen bir ev var. Oradan orayı da cinayet üzerine cesedi de taşıyorsunuz.
Yani valize yerleştirmek için yani ev tertemiz yapılamamış. Yani böyle ciddi bir gayret sarf edilmiş. Fakat yani siz böyle bir cinayetten sonra evi tertemiz bu kadar kısa sürede yapamazsınız. Bir de bu konuda da artık bizim bilimsel verilerimiz çok gelişti. Teknolojik imkanlarımız da siz cinayet mahallinde kanı temizleseniz daha sonra olay yeri incelemede kolluk yaptığı çalışmada kullandığı kimyasallarla birlikte luminolle galiba. Luminolle evet. Kan silindiğini ve kanı tespit edebiliyor. Tabii o kanlar da tespit edildikten sonra artık kolluk şeye emin oluyor. Yani tamamdır burada kız bir cinayet orada, orada ve katledildi diye emin olabiliyor. Ondan sonra 700 bin euro. Şimdi onları soracağım. Birkaç skandal daha var. Ben, evden bir 700 bin euro para kaybolmuştu. O bulundu mu? Oraya geleyim. O tabii skandallardan bir tanesi. Ama öncesinde ben nasıl dosyayı aldım? Benden önce ki avukat arkadaşlar istifa etmiş. Ailenin de kimse vekilliğini yapmak istemiyor. 4 ay boyunca mesela. Ailenin derken mağdur ailenin. Mağdur ailenin. Çünkü diğer tarafın vekili yanlış hatırlamıyorsam Barolar Birliği Başkanı, eski Barolar Birliği Başkanı, şimdi Kıbrıs'ta Büyükelçi Metin Feyzoğlu. Metin Feyzoğlu. Evet, haksız. Şimdi almak istemiyor. Onun dışında teklif götürdükleri meslektaşlarımız da yapmıyor. Kimisi çekiniyor, korkuyor. Geçmişi karanlık bir aile. Zarar görürüm endişesi taşıyor. Dolayısıyla yapmak istemiyor, imtina ediyor. Bunlar da parlamentoya yazı yazıyor Süreyya Karabulut. O dönemde çok aktif her yere gidip geliyor. Orada İnsan Hakları Komisyonu'na yazıyor. Çetin Soysal vardı. Çetin Soysal var, evet. CHP milletvekili. İstanbul milletvekili. Hani biber gazı falan yemişti. Tekerde böyle bir sokak siyaseti yapan aslında böyle bir siyasetçi, sempatik bir siyasetçi. Bizim de aile dostumuz. Hmm. Çetin Bey'e de mektup gidiyor. Bir tek o geri dönüş yapıyor. Aileyle bir görüşme yapıyor. O aile ondan yardım istiyor. Kimse teklifimizi kabul etmiyor. Çetin Bey de bana rica etti. Ben de şunu söyledim. Ben o zamana kadar da süreci takip etmiyordum. Bir müsaade istedim. Ertesi gün dedim ki Süreyya Bey kamuoyuna çıkmasın. Basın açıklama yapmasın. Aksi halde ben arkasında duramam ailenin. Onun dışında ben bilabedel karşılıksız sosyal sorumluluk olarak yapacağım dedim ve dosyayı öyle aldım. Alır almaz ilk skandal adli tıp meselesi. Ya dosyayı okuyorum Fatih abi. Dosyada maktule bakire bir fiziki münasebet tesis etmiş. Bir sperm çıktı. İç çamaşırında. İç çamaşırında sperm var. Sperm de Garipoğlu ailesindeki erkek bireylerin DNA'sı ile örtüşmüyor. Yani acaba cinayet mahallinde bir başkası mı vardı? Ya da bir başkası henüz hayatının bağrında katledilmiş bir genç kızın katli üzerinden kendisini cinsel anlamda tatmin mi etti? Ne oldu yani orada? Aynı zamanda bu okları ve soru işaretlerini de ailenin yani nasıl dosyayı manipüle ettiğini tevsik etmek adına söylüyorum. Soru işaretlerini de başka yöne doğru kaydırıyor. Düşünün tabii. Yani sanık ailesine ait genotipler yok. YSTR DNA'lar yok. Başkasının spermi var. Allah Allah nasıl olur bu? 4 ay soruşturma sürüncemede kaldı. Kamu zarara uğradı. 16 kişiden daha DNA örneği aldı Sulh Ceza Hakimliği. 4 ay sonra adli tıptan dosyamıza bir yazı. Özür dileriz. Mealini söylüyorum. İlkokul mezunu bir teknisyen yapıyormuş otopsiyi. 11 otopsi aynı anda tek masada yapılıyor. Nafi Cakcak isimli bir cesedin spermi kontaminasyon yoluyla aynı eldivenle maktulenin iç çamaşırına, Mineler Karabulut'un iç çamaşırına bulaşmış ve özür dileriz dedi. Ya Türkiye böyle bir, böyle şey bir skandalı böyle bir şey yaşadı ya. Fatih Bey, bundan Türkiye dolayı mesela bir sanık beraat edebilirdi. Evet. Yani biz bununla ilgili çaba içerisinde olmasak edebilirdi. Bu böyle bir rezalet, böyle bir garabeti yaşadı Türkiye. Bu yaşanan garabetlerden ilki Türkiye'de bu dosya kurumların iflas ettiği sistemin sorgulandığı bir dosya oldu. Bakın işte orada bir tane daha var. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi. Devlet Denetleme Kurulu'nun raporu sonucunda Türkiye'nin taraf olduğu Minnesota Sözleşmesi uyarınca artık adli tıpta kameralı yapılıyor. Otopsi incelemesi kayıt altına alınıyor ve bu dosya sayesinde Fatih abi ve ben döndüm Adalet Bakanlığı'na, adli tıp kurumunun bağlı olduğu Adalet Bakanlığı'na tazminat davası açtım. Tam yargı davası. Bizim iç hukukumuzda alınabilecek en ağır tazminatı aldım. Kendi vekalet ücretim dahil hepsini aileye verdim. Dönüp o işlemi ifa eden, çünkü bilemiyoruz manipülasyon da olabilir. Tabii bilemem ki. Yani bütün herkes dosyada bir fail var. Bir müşterek fail daha var. Nida Gariboğlu cinayete iştirakten tutuklu. Anne var suç delillerini gizleyen yok eden. Hayam Gariboğlu var suçluyu kayıran. Başka bir aktör daha var. Şimdi sanıklar nasıl bir savunma yapacaklar savunma kurgusu içerisinde? Bakın başkasının spermi var. Şüphe yaratacaklar. Olay yerinde başkası var. Biz katletmedik diyebilecekler diyelim ki. Bir yani bir şey yaratıp bir şüphe yaratıp.
Şüpheden sanık yararlanır. Ceza yargılamasını evrensel prensibi. Kafayı karıştıracak en azından. Aynen. Döndük. O insanlara da ceza davası açtık. Görevi kötüye kullanmadan yargılandılar. Emsal mahiyette ceza aldılar. Yargıtay da onadı. Hem ceza davası hem tazminat davasını kazandık. İkinci skandal, emniyette yaşanan skandal. Bir, olay yerine gittiniz. Yol veriyorsunuz. Yol verdiğiniz aracın içerisinde baba oğul var. Yani oğlunu kaçıran Mehmet Nida Garibolu ile Cem Garibolu. Bunlara yol veriyorsunuz. İki, evde bir 700 bin euro para var. Para var. Bu polisleri şikayet ettiğimde soruyorum çapraz sorguda. Bir tanesi diyor ki polislerden biri en üst kattaydı, saymadık, 40 bin euroydu, anneye teslim ettik. Bir diğeri diyor ki saymadık, orta kattaydı, anneye teslim ettik. Baba Mehmet Nida Garibolu diyor ki 30 bin dolardı, bana verildi. Para belli değil. Miktar belli miktar değil. Belli değil. Cinsi belli değil. Nerede bulunduğu belli değil, kime teslim edildiği belli değil. En önemlisi de cinayet mahallinde böyle bir parayı siz buluyorsanız kayıt altına alırsın. Kayıt altına alırsın, tutanağa bağlarsın. Onu da adliyemeye götürürsün. Suçla ilgisi yoksa muhatabını iade edersin. Varsa o durumda delil olarak muhafaza edersin. Kısa bir süre en azından el koyarsın ceza muhakemesi kanun 128. maddesine göre. Bu para yok. Kaçmış. Artık kime verildi? Hangi koşullarda oradaki verildi? Polislere örtbas için mi verildi? Ne oldu? Ne için verilmiş? Çocuğun hocam, yanına verildi, kaçsın diye hocam, mi aldı? Hocam ne için verilmiş olabilir? Şimdi onu konuşalım. Ne için verilmiş olabilir? Bir, olay yerinde yol verdiniz. İki, daha önemlisi kamera kayıtları kırıktır diye tutanak tutmuşlar. Evet. Cinayetin en önemli delili kamera kaydı. Bugün o kamera kayıtlarını biz bulamasaydık cinayetin tasarlamayla işlendiği tespit edilemeyecekti. Yani sanık Cem Gariboğlu'nun, cani Cem Gariboğlu'nun testereyi önceden aldığı, eve getirdiği, kıza eve getirdiği bu görüntüler tespit edilemeyecekti. Çünkü polisler tutanak tutmuşlar, kamera kayıtları kırıktır denmiş. Dolayısıyla kameralara erişemedik. Biz gittik olaydan, ben göreve başladıktan sonra bir bilgisayar mühendisi aldık. Tek tek kat maliklerinden izin aldık. İnceleme yaptırdık. Kırıktır denilen kayıtlar silinip manuel bir şekilde hard diske atılmış. Aslında kamera kayıtları kırık falan da değilmiş. Kırık olmayan kamera kayıtlarına polisler kırıktır demişler. Belki de o 700 bin euro onun içindi. Demişler. Ve bu kamera kayıtları ne diyordu sanık savunmasında? Diyordu ki ben Münevver Karabulut'u öldürdüm. Sonra cesedi ölümden sonra parçaladım. Testereyi de sonra gidip bravo alıp getirdim. Sonra panikledim. O yüzden. Halbuki sonra dışarı çıkışı yok. Nereden görüyoruz? O kayıtlardan. Sizdeki görüntülerden. Nereden görüyoruz? Testereyi de önceden gidip alıp getirmiş. Önceden gidiyor, testereyi alıp getiriyor. Geldiğimiz nokta itibariyle... Arada bir şey soracağım. Sanık kaçtı. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam 192 gün boyunca biz 197. Yayın yaptık. Pardon, 197 gün boyunca biz yayın yaptık. Evet. Yakalayın, yakalayın, yakalayın diye. Ve İstanbul Emniyeti'ne de köklü bir değişiklik oldu o sırada. Sonra yakalanabildi. Evet. Belki yine yakalanacaktı, bilmiyoruz. Getirip teslim etti aile, evet, daha doğrusu. Celalettin Cerrah yerine Hüseyin Avni Mutlu geldi. Yok. Hüseyin Çapkın geldi. Hüseyin Avni Mutlu Vali Çapkın geldi. Evet. Çapkın geldi ve onun zamanında yakalandı. İzmir'den gelmişti. Pazarlıkla teslim edildi. Evet, kesinlikle pazarlık. O arada neredeymişti? O hiç anlaşıldı mı? Hiç ortaya çıktı mı? Şöyle. Aksakallı dedenin eksik olduğu bir hikaye anlatıyor. Benim gözlerimi bağladılar. Kimin aldığını bilmiyorum. Kimin götürdüğünü bilmiyorum. 4-5 saat bir yola götürdüler. Her gün ekmeklerimi, yemeğimi kapıya bıraktılar. Gazetelerimi kapıya bıraktılar. Her gün onu yedim. Sonra tekrar gözlerimi bağlayıp getirdiler dedi. Düşünebiliyor musunuz? Aksakallı dedenin eksik olduğu bir hikaye anlat. Halbuki olayın gerçeğinde cinayet mahallinden Nida Gariboğlu alıyor. Sonra Hayam Gariboğlu geliyor. Hayam Gariboğlu onu şirket lojmanı olan genel müdürün lojmanına götürüyor. Orada bir süre kalıyor. Lojmanda genel müdürü var, şirket şoförü var. Sonra nereye götürüldüğünü bilmiyoruz. Dosyada bilmiyor. Kimse biz de bilmiyoruz. Türkiye kamuoyu da bilmiyor. Sanık da aksakallı dedenin eksik olduğu bir hikaye anlatıyor. Emniyette yaşanan bu skandallardan sonra İçişleri Bakanlığı'na şikayetçi olduk. Döndük, bu polislerin de yargılanmasını istedik. Hepsi ceza aldılar. Görevi kötüye kullanmaktan, suç delilini gizleme, yok etme ve değiştirmeden Yargıtay'da cezaları onadı. Yani oldu, bakın size 4 dava. Bir davadan türeyen 4. davayı konuşuyoruz. Ve daha ana davaya gelemedik. Daha gelemedik. Sonra birazdan konuşacağımız iki gömlek ve bir içlik var. Bu iki gömlek ve bir içlikte maktule Münevver Karabulut'un kanı var. Maktule'nin kanı. Baba Mehmet Nida Gariboğlu'nun genotipleri var. Ben çapraz sorguda duruşmada Cem Gariboğlu'na sordum. Dedim ki sen bu gömlek ve içlikle ne yaptın? Dedi ki ben dedi cinayetten sonra yerleri sildim. Halbuki iki Cumhuriyet Savcısı, soruşturma savcıları Faruk Erşen Yılmaz,
tutanak tutmuş. Omuzda kanlar, sırtta, belde. Yani kısım kısım. Dokunma, değme, sıçrama veya fışkırma. O iki gömlek ve içliği giyen, Burgaz ve Ravelli marka gömlek ve Üftal marka içliği giyen, orada cinayet mahallinde, keserken oradaydı şeklinde bir tutanak tuttular. Kim giymiş halde tıp raporuna göre? Mehmet Nida Gariboğlu giymiş. Onun genotipleri var. Babanın yani. Kimin kanı var? Maktule Münevver Karabulut'un. Ve cinayetin en önemli delili bu. Dosya, dava açıldı, yetkisizlikle geldi. İkinci celse Mehmet Nida Gariboğlu'nun vekili Metin Fevzioğlu. Daha sonra gelincik projesi yapan, şiddet gören kızlarımız, kadınlarımız bana ulaşsın diyen Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yapan şimdiki büyükelçi Metin Fevzioğlu müdafiydi. İkinci celse bu deliller incelemeden mahkeme başkanı döndü. Mehmet Nida Gariboğlu'nu tahliye etti. Sonra ben araştırdım. Aynı mahkeme başkanı 94 yılında Adana Ceyhan'da Gariboğlu ailesinin bir hileli iflas dosyasına, 1 milyarlık hileli iflas dosyasına beraat kararı vermiş. Ne hikmetse, ya bakın hayatın olağan akışı, mantık, fizik kuralları, dosya onlarca ağır ceza mahkemesi arasından sistemden oraya düşüyor. Ben Adana'ya kadar gittim, kararı buldum. Kararı Habertürk bir garip tesadüf diye, sizin ciddi çabalarınızla bir garip tesadüf diye manşet yaptı. Sonra hakim gitti. Sonra ben onu sundum, reddi hakim istedim. Hakim ben reddi hakim istememişim gibi dosyadan çekilmek zorunda kaldı. Yerine başka bir hanımefendi mahkeme başkanını atadılar. Ve o emsal mahiyette mahkumiyet kararı verdi. Bu da yargıda yaşanan skandal. Halde tıpı konuştuk, emniyeti konuştuk, yargıyı. HSK şikayeti yaptık bu hakimle ilgili ve o da disiplin cezası aldı. Yani Türkiye'de 3 aktörde Ali yani Tıp'ta emniyeti... mekanizmanın tamamında kirli çarklar çıktı ortaya. Çok ciddi ve çok kirli. Biz üzerine yatsak, görmezden gelsek, bu koşullarda ciddi bir mücadele götürmesek manipüle edilecek bir dosya, ciddi bir manipülasyon çabası var karşı tarafta. Ali Tıp birinci ayaktır bu işte. Emniyet ikinci ayakta, delilleri o toplar, suç delillerini ceza muhakemesinde. Üçüncü ayakta mahkemedir, kovuşturma aşaması. Üçünü de manipüle etmeye çalışan bir yaklaşım vardı. O yüzden ben diyorum ki bir dava, 11 dava oldu. Türkiye'de bütün kurumların iflas ettiği, sistemin sorgulandığı bir dosya oldu. Ama sonunda öyle böyle adalet tecelli etti. Etti. Hrant Dink'i katleden o gün Samast, 18 yaşını ikmal etmemiş olmasına rağmen 21,5 yıl ceza aldı ki Türk Ceza Kanunu 31. maddesine göre 18 yaşını ikmal etmemiş birisi canavarca isli, eziyet çektirerek ve tasarlayarak birini katlederse, öldürürse 18 yıldan 24 yıla kadar hapis alıyor. Hiçbir indirim uygulanmasa bile 24 yıldır. Aynı durumdaki, benzer durumdaki o gün Samast'a 21,5 yıl verildi. Bizim dosyamızda hiçbir indirim sebebi uygulamadan 24 yıl hapis verildi. Ve ben 3 şey yaptırdım. Ya fiziki görüntülere bakıyorum, siz de hatırlıyorsunuz teslim olduğu süreçteki. Ya 17 yaşında olamaz. 29 Ekim 1991 doğumlu Cem Gariboğlu. Cinayet 3 Mart 2009'da işlenmiş. Cinayeti işlediği tarih itibariyle 18'i ikmal etmemiş. Münevver yeni ikmal etmiş, o ise etmemiş. Fakat fiziki görüntüsüne baktığımızda etmeme imkanı yok. Yani sakallı, makallı, aynen, 30 yaşında bir birey gibi görünüyor. Önce kemik yaşı tespiti istedim. Gitti Kartal Devlet Hastanesi'ne geldi. 18 yaşını ikmal etmemiştir diye. Yakalandıktan sonra. Sonra çok şüphelendim. Çünkü o kadar rahatsız oldum ki yani bir dosyada yapılabilecek bütün manipülasyonları aile yaptığı için sanık. Acaba dedim bunlar doğum kayıtlarıyla, ilkokul kayıtlarıyla oynamış olabilirler mi? Gittim doğum ve ilkokul kayıtlarını bulup resmi belgede sahtecilikten savcılığa şikayetçi oldum. Ya oynanmış mı? Oynanmamış. Kemik yaşı tespitine göre de 18'i ikmal etmemiş. 29 Ekim 91 doğumlu. Dolayısıyla yaş küçüklüğünden faydalandı. Eğer cinayeti işlediği tarih itibariyle Ekim müebbet olsaydı alacaktı, ağırlaştırılmış müebbet alacaktı. Bu nedenle alınabilecek en ağır ceza 24 yıl aldı. Anne Tülay Makbule Gariboğlu cinayet mahallinden sonra evi temizlediği için, kanları temizlediği için 6 aydan 5 yıla kadar. Alt sınırı 6 ay. Ona da mahkeme teşdit uyguladı. Ertelenmesin, hükmün açıklanması, geri bırakılmasın, paraya çevrilmesin diye 3 yıl hapis cezası verdi. O cezaevinde cezasını yaptı. Hayyam Gariboğlu genel müdür ve şoför suçluyu kayırdığı için yani 197 gün boyunca sakladığı için Cem Gariboğlu'nu adalete teslim etmediği için 6 aydan 5 yıla kadar Türk Ceza Kanunu 283'ten yargılanıyordu. Onlar da 3 yıl aldılar ve Hayyam Gariboğlu bir bankanın içini boşalttığında ceza almadı, mahkum olmadı. Buradan 3 yıl hapis cezası aldı biliyorsunuz. O da kesinleşti. Mehmet Nida Gariboğlu'na ise mahkeme dedi ki eylemi
suçluyu kayırmadır. Bu cani Cem Gariboğlu'nun oğlunu adalete teslim etmeyip kaçırdı. Fakat Türk Ceza Kanunu 283'te bir hüküm var. Anne, baba, karı, koca, eş, kardeş cinayet failini teslim etmez. Saklarsa herhangi bir suçun failini ceza almıyor. Hayam Gariboğlu niye aldı? Amca o kapsamda amca değil. Amca, dayı, hala, teyze o kapsamda değil. Kardeş, anne, baba bu kapsamda ve çocuklar bu kapsamda. Anne ve de temizlediği için, yani delilleri kararttığı için testereyi aldı. Testereyi saklayıp suç delillerini gizlediği için. Anne de kayırsaydı şey o da ceza almayacaktı. Ceza tayine yer olmadığına dair karar verilecekti. Bu onandı. Sonra bir buçuk yıl sonra tazminat davası açtık. O da Türk hukukunda emsal bir tazminat çıktı. O da onandı. Tabii mal varlığını kaçırmış Gariboğlu ailesi. Bulabildiği kadar aile tazminatın en azından bir kısmının karşılığını alabildi. Yargı yoluyla, icra yoluyla alabildi. Ve biz de sosyal somut olarak baktığımız için tamamını kendilerine verdik, teslim etmiş olduk. Bir dava, 11 dava oldu. Fakat gelinen süreçte biz bütün engellemelere rağmen ciddi bir mücadele götürdüğümüzü düşünüyoruz. Sonuna kadar hukuki mücadeleyi yaptığımızı düşünüyoruz. Peki bu dava o gün baktığımızda hepimiz açısından adaletin verebileceği en yüksek cezayla kapandı. Uzun bir süreçti. Yakalanması, yargılanması, delillerin karartılması, kimi delillerin ortadan kaldırılması veya zedelenmesi gibi pek çok unsur sayılıyor. 11 dava ama sonunda adalet edebileceği en yüksek oranda tecelli ederek kanundaki en yüksek cezayı aldı. Ve Cem Gariboğlu hapse girdi. Hı hı. Biz hepimiz Cem Gariboğlu hapse girdikten sonra işte Türkiye'deki infaz yasaları gereği zaten 15 yıl civarında bir ceza yatıp... Hemen onu da söyleyeyim. 99 Kasım'da tutuklandı. 24 yıl. 2/3 şartla salıverme, kasten öldürme suçlarında. Evet. 16 yıl. 1 yılda denetimli serbestlik. Haklısınız, 15 yıl. O da yanlış yazılıyor. Eylül 2009... 2024, seneye serbest kalacak. 2024, seneye Eylül, serbest kalacak. 2024 Eylül'de. 197 gün, 2024 Eylül'de serbest kalacak. Seneye serbest kalacak. Evet. Ancak Cem Gariboğlu intihar etti. Bu intihardan sonra tartışmalar yeniden başladı. Ailenin sicilinin oldukça lekeli olması, çeşitli işte hileli iflastan tut, banka boşaltmaya, işte ihaleye, fesat karışmaya, bir sürü suçun olduğu bir aile. Bir de burada zaten pek çok suça bulaştıkları için Cem Gariboğlu'nun intiharına başlangıçta kimse inanmadı. Ben kendi adıma duyunca açıkçası intihar etmiş olabileceğini düşündüm. Yani öyle bir bunalım, öyle bir cinayetten sonra orada kalma falan filan gibi şeylerden ama bir sürü şey çıktı. Fakat sonra düşününce dedim ki belki de değildir. Niye? Çünkü o günlerde sen daha iyi hatırlıyorsun, cinayetin nedeni olarak pek çok şey konuşuldu. İşte ayin yapıldı dendi. Onlar neydi ve onlar herhangi bir şey kanıtlandı mı? Onu söyleyeyim. Şimdi açık kalan bir iki nokta var. Onları hemen hızlıca birleştireyim. Bir tanesi niye teslim edildi? Baba Mehmet Nida Gariboğlu tutukluydu cinayete iştirakten. Dönemin Cumhuriyet Savcısı, şimdi Yargıtay üyesi Faruk Erşen Yılmaz çok ferasetli, çok iyi bir şey, basiretli bir duruş sergiledi. Bütün baskılara rağmen babayı tahliye etmedi. Baba tahliye olsun diye müzakereyle mevcut, evet, mecbur kaldığı için teslim edilmek zorunda kaldı. Bunu vurgulayayım bir. İki, faili tespit edilemeyen, o tarihte açık olan belki tek iki dosya vardı. Onlar da şuydu. Bana, ofisime kurşun yolladılar ve mektup yolladılar. Sizi de öldüreceğiz dediler. Bu dosyadan çekilin. Bir de bir bankanın 32 yaşındaki o dönemki genel müdürü aracılığıyla 3 milyon euro sana para önerdi. Teklif ettiler. Çünkü ben tek başıma, karşımda 7 tane avukat var, savaşıyorum. Bütün emniyet, yargı, kollukta yaşanan bütün skandalların üzerine ben gidiyorum. Yazılı görsel basın kitle iletişim araçları da arkamızda ve onu çok iyi kullanıyoruz. Ciddi bir kamu vicdan rahatsız olduğu için ve mağduriyet algısı oluştuğu yani için. Bizi kullandın mı ya? Onu... Hayır. Çok, yani aile şaka kullanıyor. Yapıyorum. Aile mağduriyetini, biliyorum, gönüllü olarak biz kendimizi kullandırırız zaten. Adam yani kullanmaz mı? Gidiyor orada, kendimi öldüreceğim diyor. Bu cani teslim edilsin diyor. Şimdi Süreyya Bey bunu yapmasa çok antipatik geliyor ya bazen mesela bakınca dışarıdan. Bu adam teslim edilir miydi? Her gün çıkıp açıklama yapmasa, kendini böyle bir... Vallahi şöyle söyleyeyim yani. Biz bu işin üzerine gitmese... Kendimi övmek için söylüyorum ama biz 192 gün, her gün gazetenin sürmanşetinde birinci gün, ikinci gün, yüzüncü gün, 140. gün, her gün onu yazdık. Siz fikri takip ve farkındalık yapmasanız... Hatta bize gibi bu işten bir çıkarınız var falan dediler bize. Dedi ki evet çıkarınız var, Süreyya Bey aşçı bize yemek yapacak. Böyle bir saçmalık olur mu? Olamaz. Siz mesela Fatih Altaylı olarak, bu toplum vicdanı olarak bir gazeteci sorumluluğuyla...
tarihe not düşmek için böyle bir şey yapmazsa idiniz teslim edilir miydi? Edilmez. Kapanmış gitmişti. Üstü kapatılırdı. Biz bu emniyetteki, adli tıptaki, yargıdaki skandalların üzerine gitmeseydik ne olurdu bu dosya? Şimdi Cem Gariboğlu yurt dışında bir yerde yaşayıp zaman aşırı bekleyip geri gelecekti. Tam da bu işte. Dolayısıyla bundan ötürü teslim edilmek zorunda kaldı. Müzakerelerde babası tahliye olsun diye amaç da tamamen oydu. Biz de bunu o günkü koşullarda ve konjonktürde söyledik. 2-4 senaryo var sorduğunuz soru. Bir tanesi şu. Şimdi olayın oluş şekline bakın. 29 bıçak kesisi, 5'i münferiden öldürücü, ölmeden önce testere kullanılmış. Boyunda V'ler, bilekte çizikler. Siz Bahçeşehir'de öldürüyorsunuz. Korsan taksiyle tam 40 kilometre. Etere gidiyorsun ya. Ya 40 kilometre Fatih Bey. Ve taksiyle. Taksiyle gidip babaannenizin evinin önündeki çöp konteynerine maktuleyi bırakıyorsunuz. Niye babaannenin? Niye? Kime neyi ispat ediyorsunuz? Şimdi burada bir tartışma oldu yargılamanın safhatı sırasında. Mayasız aile. Cezayir asıllı bir aile. Yahudi kökenli. Osmanlı İmparatorluğu'nda da birçok Yahudi kökenli ailenin infaz edilmesinin müsebbibi buymuş. Mayasız aile. Nedir bu? 18 İlk yaşına gelmiş bir erkek bakire genç gibi bir kızı katledip rüştünü ispat ediyor. Yok canım böyle bir şey var. Evet. Böyle yok. Bir şey. Tabii. Böyle bir ayet İlk defa var. Mayasız ayin evet. Bugün de vardı hatta basında birkaç yerde okudum. Siz de bakarsınız. Böyle bir ayin türü var mı? Dosyada tutanaklara da girdi. Mahkeme bunun üzerine de durdu. Yani dedi ki bir bakire bir kız. 2. Bahçeşehir'de öldürülüyor. 3. Babaannenin evine götürülüyor. Acaba bu mu? Bu birinci ihtimal. 2. Ailenin bir sırrını mı öğrendi? Çünkü Zeytinburnu sürtüğü diye bir klasör yapmış. Zeytinburnu'ndan tanıştığı bir kız arkadaşı var. Onunla yazışmalarını oraya koymuş. Cem Gariboğlu hastalıklı bir ruh hali var. Maktule Münevver Karabulutlu olan yazışmalarını da koymuş. Orada diyor ki seni sevgimle boğacağım diyor. Bütün Türkiye bizi konuşacak diyor. Senin için gitar çalmayı öğreniyorum diyor yazışmalarında. Panjurları kapatacağım diyor. Seni sıkacağım ve sevgimle boğacağım diyor. Ailenin acaba bir sırrını mı öğrendi? Çünkü önceden planlanmış ya. Testler önceden alınmış. Evet. Yani bu ikinci ihtimal. 3. Maktule direnmiş. Tırnaklarında Garipoğlu ailesindeki erkeklere ait DNA örnekleri kime var? Garipoğlu ailesindeki bir bireye veya bireylere direnmiş. Cem ve başkası veya mı? Cem'e kesin direnmiş. Çünkü mukavemet göstermiş. DNA'lar var. Belli direnmiş. Hı-hı. Acaba Cem bir şey yapmak istedi. Tecavüz etmek istedi. Bu nedenle mi cinayet işlendi? 3. 4. Baba ve Cem birlikte yargılandığı için babanın da genç kızlara ilgisi olduğu söyleniyor. Acaba baba mı maktuleye bir şey yapmak istedi? Hırkada da direndi. Şeyi var. Bursiyerleri var genç kızlara ilgisi olduğu iddiası. Mahkeme binlerce sayfa, onlarca klasör üzerinden bu 4 ihtimal üzerinde durdu ama gerekçeyi somutlaştıramadı. Fakat Cem Gariboğlu oradaki avukatların, sanık müdafi olan avukatların yönlendirmesiyle kadın cinayetleri ve kadına şiddet olgularındaki temel, vakalarındaki temel o haksız tarih savunması için bir savunma yaptı duruşmada. Haksız tarih indiriminden faydalanmak için. Hani kıskandım, öldürdüm, mini etek giydi, öldürdüm, sosyal medyada kızlık soy ismini kullanıyordu, öldürdüm. Dedi ki Fatih abi yargılamada bir teğmenle mesajlaşmasını gördüm. Evet. Cinnet geçirdim. Onun üzerine konuşurken aniden bıçağı sapladım ve sonrası geldi. Halbuki biz araştırdık. Kayıtlarını teğmenle konuşması yok. O saat itibariyle. Öyle bir konuşma yok. İddia tamamen gerçek dışı. Amaç ezberlenmiş, kurgulanmış, cezayı minimize etmeye yönelik bir haksız tarih savunması. Ama mahkeme bu 4 gerekçeden hangisinin sübut ettiğini tespit edemedi açıkçası. Bulamadı. Peki sonra intihara gelelim. O gün sabah. Artık ben hani bu konu kapandı. Nihayet erdi bu süreç. Ve kamuoyunun gündeminden de düştü. 2014 yılı Ekim ayı zannediyorum. Doğru hatırlıyorsam 10 Ekim olabilir. Bir sabah işte şimdiki Star Haber'in genel yayın yönetmeni, o zaman muhabirdi, Nazlı Çelik aradı beni. Dedi ki işte hocam Cem Gariboğlu'nun öldüğüne dair duyumlar alıyoruz cezaevinden. Bilginiz var mı? Sabah 7 suları falan. Ben çok şaşırdım tabii yani. Çok şaşırdım. Gerçekten mi dedim? Evet dedi. Sonra bir araştırdık, bir baktık bu doğru. Sosyal medya orta düzeydeki okuyucu ve izleyici tetikledi. Ve insanlarda şöyle bir kanaat ve intibası oldu. Cem Gariboğlu ölmedi, kaçırıldı. Kaçırıldı. Tabii bu aslında bir hukukçu olarak bunu da söyleyeyim bu programda tarihe not düşmek için. Bu yani Türk yargısı açısından da utanç verici. Utanç verici. Çünkü Türkiye'de yargının saygınlığı, güvenliği tartışılır halde. Düşünün cezaevinden birinin, bir hükümlünün kaçırıldığı iddia ediliyor. Bu
kabul edilebilir değil. Nereden bakarsanız bakın değil. Yani yargının saygınlığına güveni ciddi manada tartışılır. Cem Gariboğlu'nun öz bakımı olmadığı için ayrı bir hücreye koymuşlar. Şimdi ismini vermeyeyim. O tarih itibariyle cezaevinde olan bir isim onu hücresinde istememiş. Kamuoyunda bildiği bir isim. İstememiş. Ve ayrı bir tek başına bir hücrede koymuşlar. Çince, Rusça falan öğreniyor. Bir gün önce ailesine beni burada çıkarın artık yapamıyorum demiş. Sonrasında bakın siz cezaevine gittiğinizde çatal bıçak yoktur. Niye? Çünkü orada hükümlü ve tutuklar kendini öldürmesi diye. Şu kemeri alırlar, ayakkabı bağını bile alırlar. Ayakkabı bağı bile yoktur. Fakat ne hikmetse yönetmelikte bir boşluk var. Çamaşır ipini satıyor. Kantin. Yani hükümlü ve tutuklar çamaşırlarını yıkasınlar, kurulasınlar diye. Ki bu onu o dönem çok eleştirdim ben sonrasında. Çamaşır ipi istiyor, bir poşet istiyor. Çamaşır ipiyle bir dakika sıkıyor ve intihar ediyor. Adli tıp raporu da böyle söylüyor hakeza. Fakat biz 2-3 gün boyunca kamuoyunda bu konuşulunca ben tabii bir hukukçu olarak çok rahatsız oldum. Bu sorumluluğu da tek başına almak istemedim. İşte bugünler için istemedim aslında. Yani orada yani öngörülü ve ferasetli bir yaklaşım gösterdik bence. Anne ve babayı da alıp Silivri Cumhuriyet Başsavcısına gitti. Yani Münevver Karabulut'u... Annesini ve babasını. Nagihan Hanım'ı. Nagihan Hanım'ı ve Süreyya Bey'i. Nagihan Karabulut ve Süreyya Bey'i aldım. Süreyya Bey çok ağır hasta. Her gün kızı şeyine geliyor rüyalarına. Nagihan Hanım da biliyorsunuz MS hastası. Evet. Çok kıymetli bir hanımefendi. O da çok değerli bir anne yani. Çok çok kıymetli bir anne. İkisini de aldım çünkü kanaat getirmesi ve tatmin olması gerekenler onlar. Haberi onlara verdiğimde Nagihan Hanım ağladı. Yani şimdi ben de o an şey yapıyorum biraz hani insan duygulanıyor. Allah'ından buldular dedi. Yani bizim tabii bu acımız affetmez dedi ama Allah'ından bulsun falan dedi. Biraz şey yaptı. Hıçkırarak ağladı telefondan Nagihan Hanım. Çok ağladı. Sonra ben 3 gün sonra ikna edebildim. Sen peki Cem Gariboğlu'nun cesedini gördün mü? Hı, tam oraya geldim. 3 gün sonra ben anneyi ve babayı aldım. Silivri Başsavcılığına gittik. Normalde bir ölüm dosyası bu. Ölüm dosyasında ölenin manevi mirası var. Adli vakada değil. Bizim inceleme, görme yetkimiz yok. Hukuka aykırı bizim yaptığımız şeye. Yetkimiz yok çünkü. Taraf değiliz. Yani düşünün bir ölü var ortada. Onun anne babası değilsin, akrabası değilsin. Dosyaya bakıyoruz. Biz çok baskı yaptık başsavcıya. Lütfi Dursun'du Silivri Cumhuriyet Başsavcısı. Aşağı Tuğba Şener diye çok genç bir Cumhuriyet Savcısı. Hatta yeni Cumhuriyet Savcısı Silivri'ye vermişler. Onun odasına gittik. Başsavcı Bey aradı, talimat verdi ve gittik. Savcı Hanım yerinden kalktı, Nagihan Hanım'a sarıldı ve ağladı. Ben dedi, bu o öğrenciyken de bu olayı takip ediyordum. Yani böyle dediğine göre 4-5 yıllık bir Cumhuriyet Savcısı. Ve ben çok üzülmüştüm dedi. Hani kardeşim kadar seviyorum. Sarıldı, ağladı. Nagihan Hanım da ağladı. Sonra dosyayı açtı bize. Dedi ki normalde bu bir intihar olayı olduğu için adli vaka değil, otopsi de yapılmaz. Ama dedi çok hassas olduğu için Başsavcı Bey talimat verdi. Ben dedi koğuşun içini çektim. Hemen olay yerine gider gitmez çektim. O görüntüleri gösterdi, fotoğrafları gösterdi. Anne babaya da gösterdi. Çektim dedi. Onunla da yetinmedim. Bu tartışmaların yaşanabileceğinden bahisle, bu kadar da kamuoyuna mal olmuş bir dosya, tırnaklarından örnek aldım. DNA örneği. DNA örneği. Aileden de aldım, Garipoğlu ailesi. Ve bunlarla ilgili bir eşleştirme yaptım. Buyurun bu da rapor dedi. Fotoğrafları, görüntüleri de gösterdi. Yani ölen Cem Gariboğlu bizim tespitlerimize göre kesin ve net dedi. Fotoğraf ve kayıtları gösterdi, raporu da gösterdi. Anne baba da gördü. Odadaydı. Dışarı çıktık Silivri Adliyesi'nin önünde. Onlar da vefat eden Cem Gariboğlu'ymuş. Buna kanaat getirdik diye dediler. Açıklama yaptılar. Evet, hatırlıyorum. Hatırlıyorsunuz. Ben bu konuda da hassasiyet gösterdim. Özellikle ondan açıklama yapmasını ve görmesini de arzu ettim. Çünkü yani ateş düştüğü yere ömür boyu bu olası şüpheyle yaşamak çok zor. Yaşamak çok zor. Onların tatmin olması lazım. Dediler, açıklama yaptılar. Sonra bu konuyla ilgili hiç konu, yani benim aileyle bağım devam etti. İşte bayramlarda, seyranlarda, özel günlerde bizim evimize geldiler, biz gittik eşimle. Ve fakat bu konu hiç gündeme gelmedi. Ama Türkiye'nin dört bir yanında hukuk fakültesi öğrencileri çağırıyor. Sağ olsunlar teveccüh gösteriyorlar. Gidiyoruz. Ege Üniversitesi'nde bile bir panelde 3000 kişi salonda eşim bile inanmıyor dedim. Mesela o gün süreci anlatırken manşet oldu. Yani Türkiye'de insanlar hala subliminal bilinçaltında. Peki sen inanıyor musun? Şunu düşünüyorlar. Sosyoekonomik durumu ve nüfuzu. İyi olan bir hükümlü veya tutuklunun cezaevinden kaçabileceğini. Ben de kaçırılabileceğini. Kaçabileceğini düşünüyorum. Ben de diyorum ki birçok infaz aktörü var. Yani biz bir hukuk devleti olma konusunda ciddi eksiklerimiz var.
Yani ceza yargılamasının temel evrensel prensipleri, hukuk devletinin kavram ve kurumları. Ama bir hükümlü ve tutuklunun cezaevinden kaçması çok zor bizde. Ya bakın, cezaevi müdürü var. Mesela bugünlerde herkesin aklında şüpheler var. Bir sürü insan salınıyor. Yani geçen gün ben bunu yazdım hatta. Türkiye'de yargı zafiyeti var ama bir de infaz zafiyeti var. İnfaz güvenliği yok işte. Hapiste olması gereken adam karşına çıkıyor işte. Bir örnek mesela Emrah Serbest işte. Yani basit bir örnek diye söylüyorum onu. Açık cezaevine gönderiliyor. Covid izniyle dışarı çıkarılıyor. Ve böyle Covid'den salınmış bir sürü adam var. Cem'de açık cezaevine geçip Covid'den salınacaktı. İki yıldır salınacaktı. Evet. Üç yıldır toplumun içerisinde. Ne olacaktı? 2024 diyoruz biz ama 3 yıldır toplumun içerisinde olacaktı baktığınız zaman. Yani o yüzden insanların şüphe duyması çok normal. Pek çok suçlunun ortada gezdiğini biliyorum. Mesela bu hasta diye salınan bazı mafya babalarının ortada gezdiğini görüyoruz. Evet. Onlar infaz hakimliğinin kararıyla, yargı kararıyla salınıyor. Evet. Burada bu adamın başka bir şey, kaçırıldığı iddiası. Kaçırılabilmesi için ben şunu iddia ediyorum. Devlet tüzel kişinin eylemli olarak bütün aktörleriyle bu işin içinde olması lazım. Niye biliyor musunuz? 20 tane süce var. Bir tane namuslu adam bir yerden çıkar. Ya olması lazım. Herkes mi namuslu? Ne o meşhur vardı ya memur neydi? Teoman. Memur Teoman. Yani memur Teoman. Bir tane mi namuslu dürüst adam yok. Bakın cezaevi müdürü var. Cezaevi savcısı var. İnfaz koruma memurları, gardiyan diye tabir edilen aktörler var onlarcası. Başsavcı var. Soruşturma savcısı var. Bu bir yerden çıkar. Otopsi hekimleri var. Yani 20 tane aktör var. Bir taneye çakar. Bir tanesi mutlaka bununla ilgili bir şey söylerdi ve çözülürdü. Ancak devlet eylemli olarak bu işin içerisinde değilse. Devlet de Cem Gariboğlu gibi adi, yani hukuk devletinde tabi asla kimse için kabul edilemez de, hukuken fiilen kabul edilemez. Niçin bu sürecin içerisinde olsun? Birinci soru işareti bu. İki, ben ona rağmen vicdanen de bir hukukçu olarak da üzerime düşeni yaptım. Nasıl? Söyleyeyim. Biz avukatız. Özel iş görme borcumuz var. Sonuç taahhüdümüz yok. Biz talimatla bağlıyız. Bir gün kalktım, tarihten 1,5 yıl önce olabilir. Sabah gazetesinde Süreyya Karabulut Gül Kreklö'ye bir şey vermiş, röportaj. Demiş ki, neden sonra ama? Evin içerisindeki bu kanlı kanepe var ya, utanmadan oraya geleceğim de şimdi. O kanepenin üzerinde fotoğraf vermiş aile gülerek, cinayet mahallinde kana bulanmış kanepeyi yıkatmışlar. O fotoğraf cinayete ne kadar sonra çekildi? Cinayet 2009'da. Fotoğraf 2021 yılında diye hatırlıyorum. Yani kanlı kanepeyi 20 sene, 15 senedir evde mi tutuyorlarmış? Hani öyle görünüyor. Çok acayip bir şey değil mi? Çok acayip. Yıkayıp kullanıyorlar herhalde. Çok acayip. Manevi değil yani mi? Normalde insan bırak kanepeyi, evi hiçbir şey almaz. Evi yıkarsın ya. Evi yıkarsın yani. Yıllar sonra çıktılar evden de hemen çıkmadılar. Evet hemen çıkmadılar evden. Hatta kiraya veren de isyan. Üstünde cinayet işlenen kanlı kanepeyi de tutuyorlar orada. Bu da çok acayip bir şey değil mi ama? Basına demeç verdi yani. Şey dedi ya. Evimi kiralayamıyorum. Lanetli ev oldu dedi adam. Adamın yaşadığı tramvayı düşünüp biliyor musun? Lanetli ev oldu dedi. O görüntüden sonra Süreyya Bey dönüp sabah gazetesinde bir sabah uyandım. Pazar günü bir baktım. Röportaj vermiş demiş ki ben Cem'in öldüğüne inanmıyorum. Kafamda soru işaretleri var. Hemen aradım Süreyya Bey'i. Ofise davet ettim. Dedi ki ben mezarın açılmasını istiyorum. Fethi Kabir dediğimiz bir işlem. Nagihan Hanım'ı aradım. Eşini. Ve Enver'e ulaştım Amerika'dan bak. Yıllar sonra Enver'e ulaştım. Süreyya Bey'in böyle bir talebi olduğunu söylemek istedim. İkisi de dediler ki biz bu süreçte yıprandığımız kadar yıprandık. Zaten aile de orada parçalanmış durumda. Yani biz artık kızımızın ismi üzerinden kamuoyunda böyle bir tartışma olmasını istemiyoruz. Baba niye istedi peki bunu? İşte o kanepeyi görünce. Orada ya bunlar nasıl ahlaksız insanlar ya. Kızımın katledildiği evle ilgili dönüp fotoğraf veriyorlar. Görüntü veriyorlar. Bu nasıl bir caniliktir bu? Nasıl bir aymazlıktır? Yani bu durumu anlatmak için özneden yola çıkıyorum, yükleme doğru tıkanıyorum. Bu nasıl bir ruh halidir ya? Ya burası mesela daha özgür bir mecra televizyona göre. Burada bile kullanmak istediğim ifadeleri kullanamıyorum ya. Bu nedir abi? Fatih abi böyle bir şey olabilir mi ya? İnsanlık dışı. Ya bir insan böyle bir şey yapabilir mi Fatih abi ya? İnanamadım ben. Ya bir kızı katledeceksin. Yarınları, umutları, geleceğiyle oynayacaksın. Kafasını bedeninden ayıracaksın. Dönüp yıllar sonra eller havaya yapıp parti görüntülerini vereceksin. O kanepenin üstünde. O kanepeyle ilgili fotoğraf vereceksin. Boyunda ters bir V çizgisiyle Sakine Gariboğlu fotoğraf verecek kız kardeş. Bu nedir ya? Bir musluğu fotoğrafını verecek. Bu nedir? Bu nasıl bir aymazlıktır? Aileye bir taziye dili iletmediniz. Başsağlığı dilemediniz. Allah rahmet eylesin demediniz. Allah taksiratını affeylesin demediniz. Ve çıkıyorsunuz hiçbir şey olmamış gibi. Bir ailenin evladını katlettiniz. Canice bir şekilde. Bütün Türkiye kamuoyuna
Ya insan biraz hassas. Efendim diyor, şahsilik ilki. Ya şahsilik ilkesi hukuki ilkedir. Ben de öyle. Ben o kanepe fotoğrafını açıkçası unutmuştum. Abi, hatırlamıyordum. Abi. Ben de ki ceza bireyseldir dedim ama kanepeyi duyunca dedim bu delilik alameti. Ceza yargılamasının temel evrensel prensibi. Anayasanın 38. maddesine göre şahsiliktir. Doğru. Hiçbir sorun yok. Ama insan katledilmiş bir kızcağız var. Orada insanlık anne ve babayı taziye etmemişsiniz. Eller havaya görüntülerini paylaşmaz. Maktulenin boynunda ters V var. Musluğun böyle kestiği bir ters V'yi paylaşıyorsun. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Halde tıp verilene. Dönüyorsun kanlı kalepenin üzerinde aile fotoğrafı. Çocuklar, Adam's kardeşler, family anne ya. Baba. Olacak bir şey. Hakikaten evet, Adam's family ya. Veriyorsun ve gülüyorsun. Şimdi bunun hiç mi etik ve vicdani boyutu yok abi? Biz hukuku konuşmayalım. Evet, evet. Ya suç ve cezada şahsilik. Anne 3 yıl ceza almış. Baba ceza tayin yer olmadığını. Amca da 3 yıl almış. Hepsi cezasını çekmiş. Tamam. Şahsilik var. O da öldürmüş. O da cezasını çekti ve intihar etti. Sen intihar ettiğine inanıyorsun değil mi? Ya şimdi veriler öyle. Yani baktığın zaman ben hukukçuyum. Ben sansasyonel kaygılarla, magazinel dürtülerle uğraşamam. Ben delillere bakarım. Benim için önemli olan o. Siz kendinizi benim yerime koyun. Siz ne hissedersiniz bir hukukçu olarak? Ne düşünürdünüz mesela siz? Vallahi şöyle söyleyeyim. İntiharı duyunca biz de evde, aile arasında acaba etti mi? Hakikaten intihar mı? Diye bir aklımızdan geçmedi değil. Ya ben önce dedim ki bir cinayette İki kişi öldü diye düşündüm. Sonra konuşunca acaba etti mi diye, çünkü Gariboğlu ailesini de biraz bildiğimiz için aşağı beş yukarı yaptıklarını, olabilir mi diye düşündük açıkçası. Ben de şöyle, biraz önce konuyu kapatayım. Bana bu vicdani ve ahlaki gelmiyor. Bu yaklaşım kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Dolayısıyla sonuna kadar da kamuoyunda oluşan tepkiler bu konuda haklı. Onu söyleyeyim. Haklı. Kimse sen de suçlusun demiyor ama sen kızı senin oğlun kızı katletmiş, hunharca ve vahşice, insanı insan olma vasfına aykırı bir şekilde sen kalkıp böyle görüntülerle insan içine çıkamazsın. Bu doğru değil yani, nazire yaparcasına o aileyi düşünmek zorundasın. O aileyi tahkir ediyorsun, tezif ediyorsun, ölenin manevi mirasına halel getiriyorsun ve incitiyorsun. Bu bir. İki, ben de iki türlü algı uyandı. Birinci algı şu. Emniyette, yargıda, adli tıpta yaptıklarını gördükten sonra beni tehdit edip işte manipülasyon çabaları, ekonomik önce tehdit gördükten sonra sana tabii onları Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdim. Şikayet ettim. Orada dosyam var, mevcut. Bu aileden her şey beklenir. Bunu da yapabilirler diye düşündüm. Bunu söyleyeyim. Ama bunu destekleyecek bir emaret bulamıyorum. Doğru. Yani elimden geleni, rapor öyle değil. Fotoğraf. Peki mezarın açılması niye reddedildi? Onu anlatayım. Anneye ve Enver'e sordum. Daha fazla dediler. Hani şimdi onlarda şöyle bir güvercin ürkekliği var. Aslında anne, ben hissettiğimi söyleyeceğim. Bu bilgi değil. Çok iyi tanıyorum aile yardım. Nagihan Hanım ve Enver de evet mezar açılsın diyebilirlerdi. Fakat Türkiye'de şöyle bir travmatik bir bakış açısı da var. Mezar açıldı. İncelemeler yapıldı ve Cem Gariboğlu çıktı. Ne diyecekti aynı sosyal medya kullanıcıları bugün Cem değil ölen diyenler? Ne diyecekti biliyor musunuz? İşte hala kızınızın kanından nemalanmaya çalışıyorsunuz. Olay ölmüş işte adam. 14 yıl geçmiş. Niye işte bir insanı ne kadar cani olursa olsun mezarında rahat bırakmıyorsunuz. Hala bu işin şovunun peşindesiniz. Evet, babaya diyeceklerdi ki acaba paran mı bitti? Paran mı bitti? Acaba kan parası mı istiyorsun? Niye şov yapıyorsunuz diye. Bugün mezar açılsın. Ben inanmıyorum asla diyenlerin en az %50'si dönüp bunları söyleyecek. Doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Dolayısıyla aile, ben Nagihan Hanım'ın ve Enver'in bundan ötürü güvercin ürkekliği yaşadığını gördüm. Çok da onurlarına düşkün olduğu için kan parası diyecekler, manipülasyon diyecekler, o bu diyecekler. Sosyal medyada bu sefer açın diyenlerin tamamı kızınızın kanından nemalanıyorsunuz. Böyle bu sefer buraya gelecek. Gündemde kalıyorsunuz, doğru. Sansasyon yapıyorsunuz. Sosyal medyayı çok iyi çok belki olsun. Bize de söyleyeceklerdi yani. Şahsıma da bir hukukçu olarak söyleyecekti ki ben avukatım, taraf değilim, talimatla bağlıyım. Onlar o yüzden istemediler. Ama ben bir müvekkilim bile istiyorsa ben o başvuru yapmak zorundayım hukuken. Süreyya Bey istedi. Çünkü Süreyya Bey sonrasını ilk düşünüyor. Bir kişi bile istese mahkeme davaya bakmak zorunda. Tabii. Suçtan zarar gören 3 kişi katılan. Anne, baba, Enver. Üçü bir arada değil. Üçü birbirinden aynen, bağımsız. Aynen. Ceza muhakemesinde böyle bu bir miras ortaklığı davası olsaydı birlikte hareket edeceklerdi. Özel hukuk davası. Mirasın taksimine ilişkin. Ama bu bir ceza davası. Her biri katılan. İkisi istemiyor ama üçüncüsü istiyor. Ben ne yapmalıyım bir hukukçu olarak? Özenli iş görme borcumun tezahürü olarak alıp o başvuru yapmalıyım. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptım. Şikayetçi olduk Süreyya Bey adına. Dedik ki Fethi Kabir yapılsın. Ceza Mahkemesi Kanunu 87'ye 4. Mezarı açın. Cem mi içeride değil mi tespit edin.
Savcılık kovuşturma yapılmadığına dair karar verdi. Yani eski adıyla takipsizlik. Gerekçe şuydu. Tamam, biz mezarı açalım. Mezarı açtığımızda yapacağımız işlem ne? Kemik kalmıştır Cem Gariboğlu'ndan sadece. Oradan bir DNA örneği almak. Yapabileceğimiz tek şey o. O DNA örneğini de Garipoğlu ailesindeki erkek biriyle DNA örnekleriyle de eşleştirmek, tutuyorsa bu Cem Gariboğlu'dur demek. E dosyada bu var zaten. Normalde hiçbir intihar davasında ve dosyasında böyle bir inceleme yapılamaz. Ama soruşturma savcısı, başsavcının talimatıyla zaten cinayetten hemen sonra bunu yapmış ve dosyada buna ilişkin adli tıp raporu var. Var yani. O Cem'den DNA alınmış gösterdi o zaman. Ya, tabii gösterdi ya. Cem'den DNA alınmış. DNA alınmış ve incelenmiş. İncelenmiş. Aileyle eşleştirilmiş. Cem olduğu tespit edilmiş. Efendim adli tıpta bunlar bu skandalları yaptılar. Yine yaparlar. E yapabilirler. Ona bakarsanız mezar açısından... Şimdi yine yapabilir. Sonra yine yapabilirler. Bu şüpheyle hareket edeceksek. Bu kadar geçmişi karanlık, süreci manipüle etmeye çalışan bir bakış açısı ve perspektif bunu her zaman yapabilir. Ona bakarsanız her zaman. Fakat Cumhuriyet Savcılığı bu gerekçeyle, ki ben Süreyya Bey bu talebi dermeyan ettiğini de söyledim. Dedim ki bu mezar açılması işlemi nedir siz biliyor musunuz? Yok dedim. Mezar açılır. O kemiklerden DNA örneği alınır. Ailesinden de örnek alınır. YSTR DNA'lar, o genotipler karşılaştırılır. Cem'dir veya değildir. Bunu zaten gördünüz. Dosyada var bu. Yani hiçbir intihar dosyasında olmamasına rağmen orada yapılmış. Çünkü Türkiye'de bir infial uyandığını görmüşler. Başsavcı ferasetli davranıp onu yaptırmış o günkü koşullarda. Dolayısıyla takipsizlik alabiliriz. Biliyorum ama ben sonuna kadar mücadele edeyim. Savcılık takipsizlik verdi. Sulh ceza hakimliğini reddettik. Sulh ceza hakimliği itirazımızı reddetti. Karar kesinleşti. Önümüzde ceza muhakemesi kanununa göre sadece olağanüstü kanun yolu kaldı. O da kanun yararına bozma. Adalet Bakanı bozabilir bence. Evet. Başvurduk. Bugün gelmeden karar tebliğ olmuş herhalde. Bu kamuoyunda, basında 5 gündür hep konuşulunca, TT olunca, yani ilk haber bugün dahi bütün gazetelerde ilk haber olunca bu konudaki kararı almışlar. Bana bugün tebliğ edildi. UYET'ten geldi. Bugün itibariyle tebliğ oldu. Onlar da talebimizi reddetmişler. Adalet Bakanlığı da diyor ki sulh ceza hakiminin ve savcının verdiği karar doğrudur. Dosyada zaten böyle bir rapor var. Ya aynı işlem yapılacak. Dolayısıyla dosyaya yenilik katmayacak diye reddetmiş. Ben şimdi müvekkille konuşacağım. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru başka. Çünkü başka bir şey kalmıyor. Şey kalmıyor. Sonra yani, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Evet. Adil yargılanma hakkı ve silahların eşitliği. Bu konu Anayasa Mahkemesi'ne bir bireysel başvuru yapacağım. Başvuracak mısınız? Ben müvekkilime konuşacağım. Ben şimdi ben avukatım. O ne istersen. Kanun yollarını anlatmak zorundayım. Yani ben ona bu konuda bilgi vermek zorundayım. Kendisi bana dersek 30 günlük yasal süremiz var. Yeni tebliğ aldım. Kendisi derse ki hocam başvurun Anayasa Mahkemesi'ne. Bu başvuruyu yapmak zorundayım. Adil yargılanma hakkının ihlali gerekçesiyle. Kendisi bugün kararı aldığım için iç hukuk yollarını tükettik. Yarın itibariyle başvuracağım. Tamam dersi hazırlayacağım Cuma'ya kadar. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapacağım. İhlal başvurusu. Başka da bir hukuk yolu. Peki Rezan, son bir şey sorayım. O fotoğraf işte tekrar bir sanatçının tanımadan anladığım kadarıyla Cem Gariboğlu'nun kız kardeşiyle aynı karede fotoğrafının çıkması üzerine büyük eleştiriler yapıldı. O dedi ki ben tanımıyordum. Benim arkadaşım getirdi yanında, böyle bir arkadaşımız, dostumuz yok falan dedi. Ki haklı yani. Nereden? Ben bile tanımam görsem yani. O fotoğrafla ilgili o zaman bir dava falan açıldı mı? Yani ya da orada bir suç unsuru var mı sence? Ben o fotoğrafla ilgili de, o fotoğraftaki hanımefendiyle ilgili de o da zannediyorum... Yok, ben şey dedim. Koltuktaki fotoğrafla ilgili dava onu açıldı. Onu söyleyeceğim. Ha. Büyükşehir Belediye Başkanı üzerinden bir o fotoğrafla okuma yapıyorlar. Takip ettiniz mi bilmiyorum. Ettim. Yani ben önce o fotoğrafa geleyim. O fotoğraftaki sanatçı arkadaş veya oyuncu zannediyorum. Oyuncu. Ona ben bir sorumluluk ve kusur izah edemiyorum. Çünkü bir insan oturduğu kişinin GBT'sini bilemez. Aynen. Geçmişini bilemez. Dolayısıyla o görüntü ne beni ne aileyi rahatsız etmedi. Onu söyleyeyim. Etmedi. Ailenin bu konuda bir reaksiyon tepkisi yok. Benim de kişisel olarak yok. Çünkü yani siz de Türkiye'nin en önemli gazetecilerinden biri olarak yolda biri gelip fotoğraf çekse, her gün çekse, fotoğraf çekse, yani bunun bir kriminal suçlu olup olmadığını ben bilemezsiniz. Ben gelenlere şey diyorum, uyuşturucu kaçakçısı sen çektiririm diyorum. Fatih abi için fotoğraf diyorlar, uyuşturucu kaçakçısı sen çektiririm diyorum. Yok değilim abi diyor, gülüyoruz, çekiyoruz yani. Gerçekte olabilir ama. Bilmiyoruz ki. Dolayısıyla ben o hanımefendi ile çekilen fotoğrafla ilgili hiçbir reaksiyon yok. O görüntüyle ilgili. Koltuktaki görüntü. O koltuktaki görüntüyle ilgili meseleye gelince... O dönem ben aileyle konuştum ama yine genel hassasiyet şuydu. Yani insanlar başak diyor ki Allah kahretsin, kızımız katledildi. Her gün o travmayı yaşıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ben artık kızımın
katledilmesi ve kanı üzerinden yorum yapılmasını sosyal medyada yazılı görsel basında istemiyorum. Bu konunun gündeme gelmesini istemiyorum. Bugün bunu niye yapmadın ve yap diyenler yarın öbür gün yine kızın kanı üzerinden şov yapıyorsun. Sosyal medyaya malzeme olmak istemiyorlar. İstemiyorum. Haklı. Allah'ından bulsunlar deyip beddua etti Nagihan Hanım o zaman da. Allah'ından bulsun dedi. Çünkü bugün bunu yap yap diyenler, bak tekrar ediyorum. Şimdi Anayasa Mahkemesi ihlal kararından sonra mezar açıldığında lütfen bu programın kaydını bir yere koyalım. Koyacağız, zaten bir tek size geldik. Yani aleniyet de oluşacak. Yarın öbür gün mezar açıldığında eğer cemaat çıkarsa yazıklar olsun, işte hala prim şov peşindesiniz, tabii. Olayın üzerinden 15 yıl geçmiş, neyi istiyorsunuz diyecekler. Falan diyecekler yani. Diyecekler. Şimdi bu sürecin buraya gelmesinde Garip Ol ailesinde çok ciddi kusuru var. Ya sen o nasıl bir aymazlık ve gayri ahlaki ahlaksızlıktır, kanlı kanepeyle fotoğraf çektiriyorsun. Ben hiç anlamadım o kanepenin hala evde ya. Son çıkan o kanepe nasıl tutulur mü? Evde ya? Arkadaşlarımız gördü mü bilmiyorum. Musluk kardeşi paylaşmış. Bir V var böyle. Musluğu şey yapıyor. Yani boğazını kesiyor gibi musluğun. İşte ters V var demin Evel Karabulut. Bu nedir ya? Ayin midir ya? Ne yapıyorsunuz? Neyi ispat ediyorsunuz? Aile normal değil. Bu nedir ya? Bu nedir? Başkası olsa ya, dikkat eder, hassasiyet. Biz kimse size yaşamayın demiyor ki. Yaşayın tabii ki. Hayatınızı idame edin. Bizi ilgilendirmez. Ama ya Allah aşkına neden bahsediyorsun ya? Dikkat yahu edin ya. Kardeşim. Böyle bir saygısızlık evladı olamaz. Ölmüş bir ailenin tazminatı ödemiyor için mal kaçırmış bir aileden bahsediyoruz. Ne mal kaçırması kardeşim? Biz de böyle bir acı yaşadık. Benim neyim varsa al senin de olsun der. Bir nebze insanlığı olan Allah bunlar mal kaçırıyorlar ya. Allah rahmet eylesin demiyorlar. Onu boş ver. O yüzden yani lanetli aile. Allah taksiratını affetsin. İnanılmaz bir şey yani. Yani bunu dememişsin ya. Bir hassasiyet göster. Sen bunları yapınca Süreyya Bey de diyor ki bunlar bu çocuğu kaçırdılar. Çok rahatlar. Çok mutlular. Fütursuzca kanlı kanepe üzeri. Adam haklı. Makul. Vallahi ben de bir hukukçu olarak geçmişte yapılan yargıdaki, kolluktaki, adli tıptaki manipülasyonları görünce acaba mı diyorum. O yüzden de başvurumu yaptım. Ama ben hukukçuyum, bir delile ihtiyaç var ya. Her türlü şüpheden uzak kesin net delil. Onu tefsik edemiyoruz. Ama tekrar söylüyorum. Bakın Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verilirse, ki umut ediyorum verilir. Çünkü kamu vicdanı da rahatlasın, Süreyya Bey de rahatlasın, hepimiz rahatlayalım, bunu görelim. Açıldı. Cem çıkmazsa zaten of, bomba. İnanılmaz bir şey oldu. Büyük bomba. Yani. Evet. En çok ben şaşırdım. Çok şaşırdım bir hukukçu olarak. Cem çıkarsa yandık. Ne diyecekler Fatih Bey? Süreyya Karabulut para peşinde. Bu adam zaten kafayı yedi. Başından beri onun amacı para koparmaktı. Kızının kanı üzerinden nemalanıyor. Utanmıyor musunuz? Kapatın artık. Yine mi? Hala 15 sene sonra mı? İşte Nagihan Hanım, Enver bunu duymak istemiyorlar. Bundan ötürü birisi Amerika'ya gitti. Türkiye'de yaşamak istemiyor. Üniversiteyi orada bitirdi ve çalışıyor. Dayılarının yanında kendi imkanlarıyla gitti. Bir diğeri de bu konu artık konuşulmasını istiyor. Bu vesileyle Nagihan Hanım da babasını kaybetti. Yakın zamanda bir hafta önce Allah rahmet eylesin. Kendisini de aradım, konuştum. Bolu'da hani başsağlığı dileklerimi de iletiyorum. Reza Hocam sağ ol. Sadece bu program ya bugün buraya geldiğin için değil, bu işin başından beri gösterdiğin çaba, emek için ben seni öyle tanıdım zaten. İlk o zaman bugün kadar medyatik bir hukukçu değildin. Sonra zaten doktorunu yaptın, doktor oldun. Biz Nazlı Sinem Erkesoğlu, Pınar Gültekin, yani onun tarihten sonra 74 tane kadına şiddet, kadın cinayeti dosyasına da baktık. Sosyal sorumluluk projesi var. Çok davaya baktık. Bir mücadele yürüttük bu alanda yani. Bir farkındalık oluşturduk. Onlar için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, son günleri çok tartışılan Münevver Karabulut cinayetini ve cinayetin faili Cem Gariboğlu'nun hem yargı süreci, hem yakalanma, hem yargı, hem de sonrasında mezarının açılması talebi sürecini konuştuk. Neler yaşandığını bir kez daha hatırlattık. Çünkü olayın üstünden gerçekten 14 sene geçti. Ve bu 14 sene içerisinde bugün bu konuyu konuşanların pek büyük bölümü o gün belki daha doğmamış ya da henüz daha çocuktu. Bugün neyi konuşup neyi konuşmadığımız, neyin nasıl olduğunu herkes bilsin istedik. Umarız bu dava artık kapanır. İnşallah mezar açılırsa, mezarda yatan Cem çıkar da bizim Türk adaletine kalan son güven kırıntılarımız da inşallah ortadan kalkmaz. Teşekkür ediyoruz.